Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere bölme işlemi nasıl yapılır bu konuyu anlatacağım. Bölme işlemine nereden başlıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle iki basamaklı doğal sayılara bölerken nasıl yapabiliriz? Nasıl daha kolay yapabiliriz? Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bölme işlemine toplama, çıkarma ve çarpmadan farklı olarak büyük basamaktan başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz diğer işlemlerde hep birler basamağından başlarız. Ama bölme işleminde en büyük basamaktan başlayacağız. Ve her rakamı, her basamağı buradaki bölen sayıya sormak durumundayız. Ve bölme işleminin mantığını da sizlere göstereceğim. Hemen 2'yi soralım. 2'de 7, 2'yi 7'ye bölebilir miyim? 2'de 7 var mı? Yok. Neden yok? Şöyle düşünün, elimde 2 tane kalem olsa ben bunu 7 öğrenciye paylaştırmak istesem paylaştıramam. Çünkü kalemlerimin sayısı yetmez. O zaman ne yapıyorum? Eğer 2'yi 7'ye bölemiyorsam, bölemediğim zaman yani yok dediğimde buraya bir sıfır koymam gerekiyor. Peki diyeceksiniz ki şimdi öğretmenim biz sıfır koymuyoruz. Okulda böyle görmedik. Evet, biz de koymuyoruz. Normalde en baştaki sıfırı koymamıza gerek yok. Fakat ben size bölmenin mantığını anlatmak için böyle yaptım. 2'yi bölemedim. 2'de 7 yok dedim ve buraya yok demek matematikte 0 demek. O zaman 0 koydum. Sonra 2'yi bölemedim ama göz ardı etmiyorum tabii. Bu kez ikisini beraber soruyorum. 26'da 7 var mı? Evet var. Kaç defa olabilir? 4 kere 7 28 fazla. 3 defa var. 3 kere 7 21 yapıyor. Ve yazıyorum. Sonra bu sayıyı çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum? Kalan var mı? Tam mı geldi? Onu görmem lazım yani. 6'dan 1 çıktı 5. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi buradaki 5 çıkarma işleminden geldi. Yani kalan konumunda. Ve devam ediyorum bölmeye. Diğer basamağa geçiyorum ve yukarıdan sadece bir basamak indiriyorum. Bir kişi indiriyorum aşağıya. Yani bazen öğrenciler şunu yapıyorlar. Hepsini beraber indiriyorlar. Bu sefer bölme tabii karışıyor, yanlış oluyor. Bir basamak daha geldiğinde, bir kişi geldiğinde ne oldu burası? Kalanla beraber 56 oldu. 56'da 7 kaç defa var? 8 kere 7 56. Çarpım tablosunu hatırlıyorum. Burada size şunu tavsiye ediyorum. Çarpım tablosunu muhakkak ezberleyin. Çünkü eğer ezberlemezseniz 56'ya kadar 7'şer 7'şer saymak zorundasınız. 7, 14, 21, 28, 35 böyle hem zaman kaybedersiniz hem de sayarken bazen karışır kafanız. Yanlış sayabilirsiniz değil mi? En güzeli çarpım tablosunu ezberlemek. Şimdi 8'i yazdım. 8 kere 7 56. Tekrar bakıyorum. Bakalım kalan var mı yok mu? Şu anda yok. Yukarıdan yine bir basamak daha getiriyorum. Bakın her defasında birer basamak. Yani burada 2 ve 8 kaldı. İkisini beraber indirirsem işte burada bölme yanlış olur. Devam edelim. Şurayı biraz uzatayım. Bakın yukarıdan bir basamak getirdim ve her getirdiğimi sormak durumundayım. 2'de 7 var mı? Bölebilir miyim? Hayır, yine az. Yoksa o zaman buraya 0 koymam. İşte ben başta bu 0'ı niye koydum? Bir sayıyı sorduğumuzda eğer bölemiyorsak buradaki bölüm yani sonuç kısmına 0 koymamız gerektiğini sizlere anlatmak için koydum. Birazdan onu da açıklayacağım. Baştaki 0'ın gereksiz olduğunu. Şimdi 2'yi sordum değil mi? Kim kaldı son olarak? 8. Onu da getirdim. Ne oldu şimdi? 28. 28'de 7 4 defa var. 4 kere 7 28. Ve bölme bitti. Neden bitti? Çünkü artık soracak basamak kalmadı. Herkesi sorduk. Kalansız bir bölme oldu. Şu anda kalan yok. Cevap ne oldu? 3804. Eğer ben bu sıfırı koymasaydım ne olurdu sonuç? 384 çıkardı ve bölmenin sonucu yanlış olurdu. Baştaki sıfırı koymasak da oluyormuş. Evet. Bundan sonra ben de koymadan gideceğim. Fakat dediğim gibi ben size burada bölmenin mantığını anlatmak için baştaki sıfırı koydum. Yani her basamağı sorduğumuzda bölemiyorsak eğer buraya bir sıfır koymamız gerekiyor. Baştakinin değeri yok. Şimdi artık baştan sıfır koymadan gidelim. Başlıyorum yine. 6'da 18 var mı? Yok. Bölemem. O zaman ne yapıyorduk? İkisini beraber. 62'de 18 kaç tane var? Şimdi burada 18 18 saymak gerçekten zor olabilir sizin için zihinden. Yuvarlamadan yararlanabilirsiniz. Mesela 18 en yakın kime? Onluk olarak yakın 20'ye. 20 20 saymak kolay. 20 40 60. 4 3 defa. 4 tane saysak 80 oluyor. Fazla geliyor. O zaman 3 tane yeterli. Ha bir de buradaki sorduğumuz sayıyı geçmeyeceğiz. Yani ben buraya 4 koyarsam
Ne olur buradaki sayıyı geçerim. Olmaz ki çıkaramam sonra. Ve buraya koydum. 3 defa olduğunu tahmin ettim. 3 kere 8 24 çarpıyorum. 3 kere 1 3 5 oldu. 54. Çıkarıyorum şimdi. 2'den çıkmaz. 12'den 4 çıktı. 8. Burada kaldı 0. Yukarıdan yine 1 kişi getiriyorum. Ne oldu? 82. 82'de 18 kaç tane olabilir? 4 tane olabilir. Değil mi? 5 tane fazla gelir. 4 kere 8 32. 4 kere 1 4. 3 derde 7. 72 oldu. Çıkaralım. 0 1. Ha, bu zaten tekrar indirmemize gerek yok. İndirsek de olur. Kim kaldı? Bir basamak daha kaldı. Onu da getiriyorum. Ne oldu şimdi burası? 108. 108'de 18 kaç tane olabilir? 6 tane olabilir. Nereden tahmin ettim? Bakın 6'yı koyduğumda 6 kere 8 48. Sanki şuna benziyor değil mi? Ha ben buraya 6 koydum. Ola ki fazla geldi. Ne olacak burayı silerim. O zaman 5 koyarım yani. Fazla geldiyse. Tahmin ediyoruz buraya. 6 kere 8 48. Elde var 4. 6 kere 1 6. 4 de elde 10. Tam geldi. Ve ne oldu? Kalan 0 oldu. Cevap 346 oldu. Buradaki iki bölmemiz kalansız bölmeydi. Bazen kalanlı olabilir. Şimdi örneğimizde de sanıyorum öyle olacak. Yapalım. Şimdi 1'de 32 yok. 10'da 32 yine yok. O zaman üçünü beraber sormalıyım. 32'yi yine yuvarlayıp düşünelim. Kaç tane olabilir? 30, 60, 90. Bir daha saysam 120 fazla gelir. Zaten fazlalığı da var 30'un yanında 2 de var. 3 tane yeterli. 3 kere 2 6, 3 kere 3 9, 96 oldu. Çıkaralım. 7'den 6 çıktı 1, 10'dan 9 çıktı 1. Şimdi yine bir kişi çağırıyorum. Ne oldu? 110 oldu. 110'da yine 3 defa vardır. 4 tane yine fazla gelecek çünkü. 3 kere 2 6, az önce yapmıştık 96. Çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 0 kaldı. 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1. Ve yukarıdan yine bir basamak sormadığım kaldı. Onu getiriyorum. 140'da 32 kaç tane olabilir? Şimdi 4 tane 30 120 ediyor. 5 tane 30 150 ediyor. Fazla geliyor. O zaman bize 4 tane yeter. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 128 oldu. Çıkaralım. 0'dan 10'dan 8 çıktı. 2. 3 kaldı. 1. Evet. Bütün rakamları, bütün basamakları sordum. Cevap 334. Kalan da var 12. Bu ne demektir? 12 tane arttı demektir. Yani bu kadar miktar nesneyi işte 32 kişiye paylaştırdık. Bunlar da arttı. O artık bunları paylaştıramıyoruz. Çünkü o az yani. Bir de şunu söyleyeceğim. Buradaki kalan sayı 12 sayısını görüyorsunuz. Şuradaki 32'den küçük olmak zorunda. Yani buraya 31 gelebilir, 30 gelebilir, 29 veya daha küçük sayılar. Bakın burada olduğu gibi 12 gelebilir. Ama burada kalan eğer bununla aynıysa 32 kaldıysa o zaman bölmenin bir yerinde hata yaptınız demektir. Ya da burada 33 olduysa kalan olarak demek ki bir yerde hata vardır. Çünkü kalan sayı şuradaki 32'den az olmak zorunda. Yani bölen sayıdan az olmak zorunda. Yan tarafa bakalım. 4'te 45 yok. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber soruyorum. 45'te 45 bir defa var. 1 kere 45 45. Çıkarıyorum. 0 0. Yine bir kişi getiriyorum. 4. 4'te 45 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Buraya 0. İşte en çok öğrencilerin yaptığı şey bu. 4'te 45 yok diyor öğrenci. Buraya 0 koymuyor. Unutuyor. Sonra bir 5 getiriyor. Tekrar diğer basamağa getiriyor. 45 oluyor. 45'te 45 bir kere var diyor. Böyle devam ediyor. Sıfırları unutunca bölme de yanlış oluyor yani. Evet 4'ü sordum. 0'ı koydum yok diye. Şimdi 5'i getirdim. 45'te 45 bir kere var. 1 kere 45 45 çıkarıyorum. 0 0. Yine bir kişi getirmek zorundayım. 4'te 45 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 koyuyorum. Onu da sordum. Şimdi diğer basamak. 45'te 45 yine bir kere var. Ve böylece herkesi sordum. Kalan 0 oldu. Cevabımız ise 10.101 oldu. Bazen 3 basamaklı doğal sayılara bölmek de gerekebilir. Ne yapacağız? Hemen aynı şekilde devam edeceğiz. Kuralımız belli. 1'i sordum yok. 13'ü sordum yok. 132'de var mı? Yok. O zaman 1328'de arayacağım. 324, 324 saymak tabii ki zor. Ne yapacağız? Yine yuvarlayacağız. Bu sefer en yakın yüzdeyi yuvarlayabiliriz.
300-300 saymak kolay çünkü. 300, 600, 900, 1200, 1500. Bakın bir tane daha fazla, bir tane daha sayınca fazla geliyor. O zaman ne yapmalıyım? 4 tane saymam yeterli. 4 kere 3, 12 yani. Burada da 13 var bakın. Böyle tahminde de bulunabilirsiniz. Bazen öyle de oluyor. Başındakilere bakıyorsun, bunun başındakine bakıyorsun. Ha diyorsun 4 kere 3, 12. Yani 5 kere 3, 15 fazla gelir. Yani buraya 4 geleceğini bu şekilde de tahmin edebilirsin. Devam edelim, çok uzatmayalım. 4 kere 4, 16. Elde var 1. 4 kere 2, 8. Bir de elde 9. Elde yok şimdi. 4 kere 3, 12. 1296 oldu. Yani buradaki 1328'i geçmedim. Devam ediyorum. Çıkarıyorum tabii ki. 2. O 2'den çıkmıyor. 12'den 9 çıktı. 3. 0, 0. Yapılmayan var mı? Var. Bir tane 4 kaldı. Getiriyorum. 324'te 324 bir kere var. Bu bölme tam bir bölmeymiş. Kalansız bir bölmeymiş. Cevap 41 oldu. Gelelim harflerle bölme. Harflerle bölme. Az önceki kağıdımızı hemen getirip sizlere göstereceğim. Bakın şuradakine benziyor. Hani vardı ya 45, 45, 45. Daha doğrusu 454.545 de ben böyle burada 45 olduğu için öyle göstereceğim. Yani buna benziyor. Yapalım bakın nasıl oluyor. A harfini AB'ye bölebilir miyim? Bölemem. Niye? Nereden anladım? Çünkü A harfi bir basamaklı bir sayı. Bir basamaksa en büyük burası 9 olabilir yani. Burası iki basamaklı zaten. Yani burası da en küçük 10 olabilir. Şimdi bir basamaklı sayı iki basamak sayıdan her zaman azdır yani. O yüzden bölemiyorum. O zaman ikisini beraber soruyorum. AB'de AB var mı? Var. Bir kere var. Çünkü aynısı yani. Hani mesela şöyle düşünün. 8'de 8 aynı rakam. Değil mi? Bir kere olur yani. Aynı semboller. A ve B, A ve B yani. Evet, bir kere AB, AB eder. Yine kendisi olur. Çıkarırız 0, 0. B'den B çıktı 0, A'dan A çıktı 0. Yukarıdan yine bir kişi getirmek zorundayım. A'da AB var mı? Yok. O zaman buraya bir 0. B'yi getiririm. AB oldu. AB'de AB bir kere var. Çıkarıyorum. Sonra yine A'yı getiriyorum. A'da var mı? Yok. Yine bir 0. Sonra B'yi getiriyorum. AB'de yine bir kere var. Bir kere AB, AB. Bakın demek ki harfler tabii birbiriyle semboller benzediği zaman bu şekilde bölme yapılabiliyormuş. Cevap 10.101 oldu. Kalan da 0 oldu. Şimdi buradaki harflerde yine ben bir tane daha harf ekledim. Aslında bu C'nin çok bir önemi kalmayacak. Şöyle anlatayım, yaparak anlatayım. A'da AB yok. AB'de AB bir kere var. Bir kere AB AB tamam. Normal bölmemizi yapıyoruz. A'yı getirdim. A'da AB yok. O zaman bir 0. B'yi getirdim. AB'de AB bir kere var. Evet. Bunu da çıkardım. Şimdi C'yi getirdim. Kağıt dursa yerinde getireceğiz de kağıt da durmuyor. Şimdi buradaki C'yi getirdikten sonra yine bu yukarıdan gelen bir basamak olduğu için bunu sormak zorundayım. C'de AB var mı? Yok. Nereden anladım? Çünkü C bir basamaklı bir sayı. Buradaki AB iki basamaklı sayı. O yüzden zaten küçük olduğu belli. Ve bu kalan konumuna geçti artık. Bunu sorduktan sonra buraya sıfırı koydum. Genelde böyle farklı bir harf size verilmez ama ben yine de kendim buraya bir harf daha koyarak bölmeyi bir adım daha geliştirmiş oldum. Yani böyle bir soruda size zaten sonucu sorar. Yani kalanını sormaz. Peki sonucu bulduk mu? Bulduk. Buradaki C'ye kadar kalan oldu. C'nin ne olduğu önemli değil. Demek ki böyle hariçten fazladan bir harf olduğunda veya sembol olduğunda devam edebiliyoruz demektir. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.